Havanur Murat arasındaki kriz bitmek bilmiyor. Havanur öyle bir bomba patlattı ki. Ben ayrılık kararı aldım. Nuriye Hanım'ın sakinliği ise şaşırtıcıydı. En mantıklı kararı vermiş aslında yani. Bunların sonu yok zaten Seda Hanım. Alkışlıyorum, babamı haklı çıkardılar. Benim ailem çok haklıymış. Senin ailen seni düşünseydi senin arkanda dururdu. Şok olan Murat eşinin bu kararına ne tepki gösterecek? Ev yok, eşyalar yok, bir şey yok. Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Benim bir kararım var. Nedir Boncuk? Ben ayrılık kararı aldım. Ev yok, eşyalar yok, bir şey yok. Çocukla otel odasına tek küçücük odada kalıyorum ben. Karaman'da dükkanla kaldım. Burada o küçücük odada otelli çocuğumla beraber kalıyorum. Bizim için en iyisi ayrılık. En mantıklı kararı vermiş aslında yani. Başka ne diyebilirim de? Aslında güzel bir karar yani. Bunların sonu yok zaten Seda Hanım. Alkışlıyorum, babamı haklı çıkardılar. Benim ailem çok haklıymış. Senin ailen seni düşünseydi senin arkanda dururdu. Bir kızım yavrum derdi. Ben bu oğlana çok dedim. Oğlum gel işe katalım, çalış dedim. Bu kattırmadı Seda Hanım. İşte işin yok dedi. Benim yanımda oturacaksın dedi. İşe göndermedi. Tamam, o zaman ben göndermedim. Buldum, ev yok diye göndermedim. Bir hafta içinde, 10 gün içinde evi buldum, taşıdım ben. Diyor ki göndermedim, ev yok diye göndermedim. Bunlar diyor. Ev yok dedi geldi, ev aramaya çıkıyorlar, akşama eve geliyorlar. Ev aramaya çıkıyorlar, akşama geliyorlar. Kendi hataları. E şimdi Esef Bey derse şey ki... ortada benim. Nuriye Hanım, Sala ve Kemal Bey'e Esef Bey derse ki siz söz verdiniz, evi tutmadınız. Benim çocuğum şimdi bu halde derse ne diyeceksin? O bir şey diyemez Seda Hanım da 5 aydır bu adamı arayıp da bir geçmiş olsun. Hayırdır diyecek. Ya. Bir şey demeye hakkı yok ne ki diyemeyecek? Diyemez kızı değil miyim? Hayırdır? Diyemez. Hayırdır? Diyemez. Senden mi korkacağım? İnat değil mi? Tutmayacağım. Orada öyle otur orada. Tutma. Senin sen de orada öyle otur. Hiç umurumda değil. 2 gün sonra siz de gelirsiniz buraya oturursunuz umurum benim karşımda. Umurum duymaz vallahi. Hiç umurumda duymaz. Bir aydır benim yanımda olmadı ki ben buradaydım da şimdi mi olacak? 4 aydır siz onun arkasında olmadınız ki. Bizden buraya kadar ki. Tamam. Valla biz çok olduk da siz değer bilmediniz. Laf da oldunuz. Sen değer bilseydin. Ama icraat anne göremedik. Anne baba bile demiyorsun. İcraat sen. Göremedik. Daha anne baba bile demiyorsun. Havva Nur ani bir kararla ayrılık kararı aldığını söyledi. Stüdyoya geldi ve dedi ki ben artık ayrılmak istiyorum. Çünkü... annem de babam da haklı çıktı. Bana verilen sözler yerine getirilmedi. Evsiz, barksız dükkan köşelerinde yattım. Şimdi de otel odasında küçücük bir odanın içinde çocuğumla kaderimle baş başayım. Bu nereye kadar? Ben ayrılacağım dedi. Şimdi dün de Nuriye Hanım'la tekrar geçmiş olsun diyorum hem Nuriye Hanım'a hem Kemal Bey'e. Yaptığımız 4.5G ile canlı yayında, canlı bağlantıda Nuriye Hanım dedi ki hepsi onların suçu. Bizimle alakası yok. Havva Nur evde oturabilirdi, kocası çalışabilirdi, evlerini tutabilirlerdi dedi. Ben de dedim ki Havva Nur'un babası bunu sorduğunda ne diyeceğiz? Çünkü siz söz verdiniz ev için. Ne olursa olsun evi tutacağız dediniz. Ne diyeceğiz dedim öyle kaldı. Nuriye Hanım karşı tarafı suçladı. Havva Nur'un annesinin babasının aramamasını söyledi. Dedi ki ne geçmiş olsun diye aramadı onu da söyledi. Onlar da düğün olduğunda aramadılar olacağında. Sizin düğünde mi? Evet. Bir kere olsun aramadılar ya bu... Bir şey de demesinler. Gel senin kızın düğünü, senin de hakkın var dediler mi? Demediler. O zaman aramamışlar mıydı? Aramadılar. Orayı hatırlamıyorum yani. Ama oğlum canım kız babası aranır. Ne tamam aranması lazım. Orayı ben hatırlamıyorum hayret. Ne oldu orada? Arayacağım demişti hatırlıyor musunuz? Yok, Kemal aramadılar. Bey en son... davet edeceğim demişti buradan giderken. 2 sezon geçti üstünden ya. Peki
Havva Nur, bugünkü düşüncen nedir? Aynı. Ayrılmaya karar verdin. Daha çocuğumla ne kadar sürüneceğim mi diyorsun? Hak etmediklerimi yaşıyorum. Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Ben dedim dün Nuriye Hanım'a, yani beğenseniz de beğenmeseniz de küçük de olsa bir ev tutacaktınız. En azından Esef Bey'e karşı şeyiniz olacaktı. Biz tuttuk, kızın beğenmedi, gidip oturmuyor diyecektiniz. Hiç yapılmaması olmadı. Murat karşımızda. Haberi var mı Murat'ın bu kararında? Yok. Murat'cığım geçmiş olsun. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Şimdi Havva Nur dedi ki ben çocuğumla küçücük bir oda içerisinde hapis gibi sürünüyorum. Dükkan köşelerinden buralara kadar geldim. Bana verilen sözler tutulmadı. Annem babam haklı çıktı. Ben ayrılma kararı aldım dedi. Ne diyorsun Murat? Vallahi abla, şimdi ben buraya geldim diye, Mersin'e geldim diye yani çart koştu bana Havva Nur. Oradayken bana şart koştu. Dedi ya ben dedi ya ailen dedi. Şimdi bu sağlık hiçbir zaman atılmaz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yani ben bugün burada olmasam ne zaman olacağım? Yani aldığı karara da yapacak bir şey yok. Saygı duyarım. Ailesinin istediği de buydu zaten. Bunu istiyorlardı. Benim ailem zaten değil, Karaman'dan da geçen gün de hatta mevzu geçti. Diyor senin ki benim ailem değil, senin ailen diyor. Özellikle de annen. Vallahi benim ailemlik bir problem yok yani. Senin ailen normalde şu an boşanıp dönmeni istiyorlar. En son Esef Bey demişti ki, yani sen demişti ki burada canlı yayında çocuğunu bırak gel. Kapım açık. Vallahi abla sıkıntı yok. Çocuğu bırakıp gidecekse boşanabilir, gidebilir. Çocuğu bırakacak olan kim? Çocuğumu bırakmam diyor. Seni bırakacak. Çocuğu da kabul etmiyorlar ama. Kabul etmiyorlar mı? Demek ki kabul ettirecek. Fotoğrafını görmedin mi? Ne fotoğrafı? Annemle çocuğu. Ya tamam, baban kabul etmiyor. Tamam, annen kabul ediyor. Annenlik bir problem yok. Ben annene bir şey demiyorum ki. Tabii. Yani baban kabul etmiyor. Murat sen şöyle mi düşünüyorsun? Bu yüzden ayrılamaz benden. Niye ayrılamayacağım? Ne ya? Padişah mı bu? Sıkıntı yok abla, ayrılabilir. Benim zaten oraya gelmemi gerektirecek bir durum yok yani bu saatten sonra. Ayrılma kararı aldıysa benim oraya gelmemi gerektirecek bir durum yok. Gelme. Olur mu ya, karşılıklı konuş. Orada bu kararı vermiş. Yok abla, ne gerek var? Tabii sen orada arayışlardasın. Yani uzatılacak bir durum yok. Niye geleyim? Öyle mi? Öyle. Ben niye geleyim oraya? Ben en azından burada... Sen orada arayışlardasın. Ben en azından burada işim... Ben en azından burada işime gücüme bakarım. Murat Havva Nur'u duyuyor musun? Mersin'de. Duyuyorum abla, duyuyorum. Arayıştasın diyor da ben hiçbir arayışta değilim yani. Belli. Belli. Her şey ortada. Dışarıda niye attın mesajlar, hiçbirine cevap vermiyor? Allah, her şey. Sen niye kızın attığı mesajlara cevap vermiyor musun? Niye veriyorum, niye vermeyeyim de. Yalan bari söyleme. Veriyorum. Dakika başı ben telefonun başında mı olacağım ya? Dakika başı telefonun başındasın, biliyorum ben. Ayrıca ya gerekiyorsa duracaksın, çocuğun da karın dakika burada başı, ya. 7-24 ben sana mesaj... Yapma bana. Hayır, 7-24. Ya 7-24 ben sana cevap mı vereceğim? Oğlum çocuğun var, vereceksin tabii ya. Tamam ben akşam oldum zaten, oğlumu görüyorum zaten.
Ne zaman gördün? Arıyorum, görüntülü arıyorum, görüyorum. Ne zaman gördün diyor en son? Dün gördün mü? Ne zaman dün de ha dün görmedim. Dün babamla uğraşıyorduk. Babanla mı uğraşıyordun? Yalan söyleme bana. Bana yalan söyleme. Ben dün otele gittiğimde saat 1:30'du. Bana ben yalan söyleme. Hastanedeydim ben. Bir şeyler mi biliyorsun Havva Hanım? Ana bunlar da her şeyde duyuyorlar. Ben otele vardım da gece 1:30'du. Her şeyde bunların kulağına geliyor da ya. Vallahi bir şey mi var? Bir şey mi duydun? Yok. Geziyor, benziyor mu orada? Orası benimle kalsın. Ne olmuş Ayşe? Bir şey olmuş muhakkak çünkü bunlar... Babasının yanında çocuk hastası babasının var ya. Babasının yanında ama bunlar bir hafta önce çok iyilerdi. 4 aydır diz dize oturdular. Evet. Şimdi ne oldu yani böyle değiştiler? Murat da hemen pes ediverdi Nuriye Hanım gibi. Nuriye Hanım da birden... Oraya gidince doldurdular. Oraya gidince doldurdular. Yani ben burada tabii hep havayı suçluyoruz. Hava aksi diyoruz, inat diyoruz. Şöyle böyle diyoruz ama şu anda Murat'ın yaptığı da hoş değil. Hemen ayrılsın diye tepki göstermedi. Peki Havva Hanım'ın dediğine inanıyor musun? Diyor ki oraya gitti ya doldurdular diyor. Olabilir belki. Sizce Murat'ın annesi ve babası artık bu işin gerçekten bitmesini istiyor olabilir mi? İstiyor. Çünkü Nuriye Hanım dün dedi ki... Böylesi belki daha iyi olur dedi. Evet. Ben ona da şaşırdım mesela. Çok çabuk kabul ettiler, pes ettiler. O kadar söz verdiler ev tutacağız diye, evi tutmadılar. Efendim Şükran. Seda abla. Evet ben de şaşırdım dün o konuşmaya. Birdenbire pes etti. Çünkü bıktılar Seda Hanımcığım, bıktı. Yani Nur onları, Havva Nur onları bıktırdı artık. Yeter dedi yani. Her şekilde her yolu denediler ama Havva Nur bir türlü yanaşmadı. Evde gösterdiler Havva Nurcuğum. Ev göstermeli olunmuyor. Tutuldu mu ev? Gidip baktın beğenmedin. Neden beğenmedin? Ben bütün hatayı sende buluyorum. Sonrasını bakma. Söylüyor. Buradan gidişi söylüyor. Buradan gittiğinizde hiç ev bulamadınız mı? Baktınız Nuriye Hanım söylüyor. Baktılar beğenmediler diyor. Baktık da beğenmemekten değil o. Para mı yoktu? Evet. Yardımcı olmadılar. Çalışmadı ki Ali. Peki, gitti şey Murat'a çalışmadı. Murat'a soralım. Murat, burada tabii şu an Nuriye Hanım'la Kemal Bey'e serzenişte bulunuyor. Arkadaşlarım diyorlar ki verilen sözler yerine getirilmedi. Biraz da Havva Nur'u suçluyorlar. Bırakmadın ki Murat çalışsın. Sen ne diyorsun? Vallahi abla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Havva Nur mesela dün hemen ateşkes pozisyonuna geçti. Bir geçmiş olsun bile ne demedi. Bu kadar ne yapmış olabilir? Mesela babam ya hadi annemi geçtim babam. Bu kadar ne yapmış olabilir? Kim demedi? Havva Nur. Havva Nur kayınpederine bir geçmiş olsun demedin mi? Dedim. Dedim diyor. Dedim. Nerede dedin? Kaleye almadım. Geri sildim. Nereyi kaleye almadın da sildin? Babamın numarası yok mu sende telefonu? Babamın numarası yok mu sende? Var. Bir WhatsApp'tan var. WhatsApp'tan bile ne geçmiş olsun babana dileklerini iletebilecek kadar kapasitede bir mesajı... Sor bakayım. Mesaj attın mı? Mesaj attın sor mı? Sor bakayım. Sor. Aradın, geçmiş olsun diledin mi? Attım seni, nasıl arayacağım? Mesaj attın mı? Attım. Tamam, bakacağım. Sen bakma. Tamam, bakacağım. Bak. 847'de attım. Tamam, bakacağım. Attığım mesaja bakacağım. Sana görüldü attılar, cevap vermediler. Ben de geri sildim. Ya görüldü diye o adam yatağın içinde sana cevap mı verecek? Ben de geri sildim. Nasıl? Mesajı geçmiş olsun. Ne zaman attın? Hayır geçmiş olsun mesajını attın. Bir dakika attın, geri siliyorsun. Ameliyattan sonra akşam 8:30'da. Dün mü? Dün değil evvelsi gün. Evvelsi gün.
Yani bunun üzerine biraz ayrılık kararı almanın etkisi de var. Yani bu cevabı geçmiş olsun mesajına cevap verilmemesine bir tavır mı olduğunu düşünüyorsun? Yani bunlar beni istemiyorlar, mesajıma bile cevap vermiyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Sen babama ameliyattan çıktığı günün akşam 8:30'da. Evet. Bizim burada akşam 10'a kadar babam kimseyi hatırlamıyordu ki mesajı nasıl cevap verecek Seda abla? Doğru hatırlamaz. Sen görüldü attı WhatsApp'tan. Ya şey paylaştı ama. Cevap veremez ki. Hatırlam veremez. Durum paylaştı. Ya o değil. Can şimdi Seda abla şöyle bir şey var. Sıkıntı yok söyleyeyim. Kameramanımız mesela Ümit abi bilene geldi. Onu bilene tanıyamadı yani bak. Bu oğlan kim diyor? Uzun boylu, dalyan boylu diyor. İsmini bileni hatırlayamıyor. Beni bileni, yani anneme bileni bu kadın kim diyor. 2 gün önce ne şimdi ne diyorsun bana? Peki, sen biraz önce dedin ki Havva Nur'un ayrılık kararına saygı duyuyorum dedin. Öyle bir karar aldıysa saygı duyarım abla. Yazıklar olsun sana. Ben senden böyle bir cevap beklemiyordum. Şaşırttın beni ya. Ne yapayım abla şimdi? Benim çalışmama izin vermiyor. Benim çalışmama izin vermiyor. Olsun ben abla, yine de burası, şey beklerdim. Buranın... Yani ben karımı seviyorum. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Oraya bir geçecek. Ne seviyor ya? Ses onları yapar mı? Ama mücadele. Ama mücadele. Ya ağlama orada ya. Kes ya. Ortada ne var da ağlayıp duruyorsun? Ortada ne mi var? Allah Allah. Sanki esasen bir şey var gibi. Burada normal konuş. Oğlum daha ne olsun ya? Allah Allah. Esef Bey'den mesaj. 4 aylar durmaz da yanında ben durdum. Benim kızım kararında kesinse hemen oraya gelir alırım. Benim kızım sahipsiz değil ama akılsız. Ben bunları önceden ona söyledim. Oraya gelirsem bu işin dönüşü olmaz. Bunu böyle bilsin. Versin, Havanur versin kararı. Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Bir ayrılık şarkısı sessizce çal benim için. Yüreğim ellerinde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, ah yüzüne bak benim için. Oh.
böyle paramparça yaşamaktansa kalbime bir kurşun sık benim için. Böyle paramparça yaşamaktansa kalbime bir kurşun sık benim için. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Sessizce çal benim için, yüreğin ellerinde. Öylece kal benim için, aynanın karşısına geç. Ah, yüzüne bak benim için. Ne olacak şimdi? Ne oldu Tülay? Esef Havanur Bey'in mesajını duydum. Evet. Benim kızım sahipsiz değil dedi. Ama kızımı gelir alırım diyor. Hiç torun çıkmıyor ağzından. Ama zaten baştan beri Esef Bey bunu söylüyor. Havanur aslında ayrılmakta bence çok geç kaldı. Çünkü öyle mi? Bence evet. Çünkü ona gerçekten Murat'tan hiçbir çaba yok. Hep Havanur çabaladı şimdiye kadar. 4 ay diyor bak ben onun yanındaydım diyor. Murat şimdi bir söze karşılık ne diyor? Ayrılırsa saygı duyarım diyor. Demiyor ki birlikte mücadele ederiz bundan sonra. Sen bu şekilde düşünme. Ben gereken çabayı göstereceğim diyor mu? Hayır. İçinde çaba yok ki. O yüzden Havanur babanın bu çağrısına bence cevap ver. Ona göre karar ver. Murat. Şimdi Tülay'ın söylediği birçok şeye katılıyorum. Sen Havvanur'a çok sahip çıktın ama Havvanur da senin birçok şeyini örttü. Affetti. Çocuğumun babası dedi. Kabul etti. Sahip çıktı sana. Sen şimdi birdenbire saygı duyarım deyince biz hepimiz şok olduk. Yani demek ki arkasında durmayacakmışsın. Arkasında durduğumuzdan bu hale geldik zaten. Ailesi durmadığından ne oldu? Ailesi yine bir şey. İyi onun gözünde. Ailesi iyi, ben kötü. Yani şimdi sana göre de senin ailen iyi, ben kötüyüm. Benim ailem en azından sana evden kovmadı. Sana göre de senin ailen iyi, ben kötüyüm. Benim ailem en azından evden kovmadı beni. Evden mi kovmadı? Evden kovmadı beni senin ailen gibi. Ulan akşamın bir vakti valizinle birlikte annen kapının önüne attı seni. Nerede kovmadı? Niye yalan söylüyorsun? Ya. Senin anan da seni çok kovdu. Yani Murat'ı derken aslında seni mi kovmuş? Tamam oldu? Benim annem ya bugün kovar, yarın diye. Ben kapıdan kovulurum, bacadan girerim. Bacadan kovulurum, balkondan girerim. Ha, ben de öyleyim işte. Beni kendine sen atabiliyor musun? Hayır. Beni kendine annenle, babanla. Ben kızım, kız. Sen? Ben bayanım. Ben o eve her zaman sen giderim. Sen annenle... Sen annenle babanı atabiliyor musun? Sana oraya gidince. Allah Allah, ya sadece gömleklikle ne alakası var? Sağlık bu sağlık. Ya onu bunu geç, sağlık bu sağlık. Ya he ya.
Hadi ameliyatta bir şey olsaydı. Diyor ki bizi dükkanda yatırdılar senin annenle baban diyor. Ya tamam ben dükkanda yatmadım demiyorum, yattım. Ben sana sorduğum soruya cevap ver. Hadi ameliyatta bir şey olsaydı, ben ameliyat için geldim buraya, başka bir şey değil. Aa beni ne dedi, iki gün sonra koyup gidecekti, bir aydır benim yanımda olmayan şimdi mi yanımda olacak dedi, çıktı. Ama şu konuda Havva Nur'a katılıyorum, değişmişsin. Sen Havva Nur'la buraya geldiğinde öyle demedin. Çocuğuma süt alamadığım için mahcup oldum, yerin dibine girdim dedin. Bizi dükkanda yatırdılar dedin, bize hiç kimse sahip çıkmadı dedin. Oraya gitmişsin, fikrin değişmiş. Ver şu görüntüleri. Hayır, Murat ilk geldiğinde bak neler söyledi. Vallahi abla ben şöyle bir şey söyledim. Ben yere geldi. Ben çocuğuma iki gün mama alamadım. İki gün. Vallahi abla ben şöyle bir şey söyledim. Ben yere geldi. Ben çocuğuma iki gün mama alamadım. E bunları ne çabuk unuttun? Bunları sen anlattın Murat. Şimdi Havva Nur'a katılmamak elde değil. Yani oraya gitmiştim biraz fikrim değişmiş. Bana da öyle geldi. Efendim Ayşe? Tabii orada şimdi, ev sermeyecek. Murat ev burada her zamanki gibi kolayı seçiyor. Hayır, şimdi Havva Nur'un fikri değişen Havva Nur bence. Çünkü oradayken babasıyla yani Karaman'da bile ne görüşmeyen Havva Nur dün mesela babasıyla konuştu. Ne konuştuklarını bilmiyorum mesela. Dün ben ne zaman babamla konuştum? Telefonda konuştunuz. Babam değil mi? Sen nasıl konuşuyorsun ananla? Hayır, ben onu demiyorum sana. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Şu anki bir andaki aldığın karar mesela, dünkü aldığın karar. Daha nereye kadar çekeceğim ilgili... sizi ben ya? Daha nereye kadar sürüneceğim ben? Bir dükkanda, bir otelde, bir şeyde. Karaman'dayken demişler işte sana, ya bir saniye, bir dakika. Karaman'dayken demişler sana, abin seni kenara çekmiş, sen de ne misin? Sen de demişsin hatta, çocuğun babasız büyümesin diye. Demişler işte, gel boşan, otur adamın yanına. Geç fırına da, tezgahta bekle, çalış demiş. Onları dinleseydin o zaman. Baktım benim yanımda rezilsin, benim yanımda sürünüyorsun. Tamam, rezil olmadığın yerde durursun en azından. Efendim Ayşe, bitiremedin lafını. Öyle bir şey var. 4 ay kaldılar ya annesinin yanında Murat. Havva Nur çalışma dedi. Murat'ın da çok güzel işine geldi. Hayır Havva Nur, benim çalışmam gerekir. Ev tutacağız, paraya ihtiyacımız var deyip bir güzel Havva Nur'u ikna edebilirdi. Ama zaten Esef Bey ne diyordu? Murat hiçbir zaman çalışmaz. Evet, oradan da belli ki Murat Havva Nur'u bahane ederek çalışmadı. Şimdi yine kolayı seçiyor. Havva Nur'un yanına gelse yine çalışması gerekir, mücadele gerekir. Ben burada Murat'ı suçluyorum. Ne diyorsun Murat? Vallahi ister çalış desinler, ister çalışmaz desinler. Benim için problem değil. Ha, benim oraya gelmemi gerektirecek bir durum da yok. Benim oraya gelmemi gerektirecek. Ben burada bir iş bulurum. Çalışırım. Ha, ben hattını mı kargolattırırım ben buraya. Oraya falan özenemem ben. 16-17 saat yol çekemem ben. Tabii. Senin ailen ben gönderiveririm ben. Ben hattını gönderirim ben. Tamam, hattını göndereyim ben. O ne demek ya, hakkını? Yani çalışayım. Hattı mı? Sim kart. Hattını, he, hattını. Çocuğu da unut. Şey, Havva Nur, ben buraya geldim. Burada bana lazım olur diye telefon hattını ben aldım. O yüzden dolayı hattını istiyor Seda abla. Çocuğunu unut dedi sana, duydun mu? Unutur, kolay olmuş. Ya bu onun vereceği bir karar değil Seda abla. Hani şimdi ben bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Çünkü gerektirecek bir konu değil yani. Havva Nur'un karar vereceği bir konu değil yani bu. Senin de vereceğin değil.
görürüz. Ha, bunu sadece mahkeme kararı verir, avukatlar kararı verir yani. Gösteren namert olsun. Gör görebiliyorsan hadi. Ya devlet gör görebiliyorsan ya, devlet hadi. Devlet ve izin verdikten sonra ben göster. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cezası var. Bak, cezasına katlanıyorsanız. Bunu dün gibi hatırlıyorum. Biz ya, yayınlarda yine söylemiştim. Yine söylüyorum. Murat'ın da çok öyle çocuk göreyim derdi olacağını sanmıyorum. Ben bunu daha önce de söyledim. Murat'ın yanında da söyledim. Yine söylüyorum. Murat bu konuda sorumsuzsun. Sorumsuzsun annem. Ya bu konuda ben sana daha önce de söyledim. Vallahi ne senin babanın kapısına ne ya senin kapına çocuğu göreceğim diye dayanmaz. Benim için sıkıntı yok. Ben bu zamana kadar dışlandım. Ben dışlanarak büyüdüm. Dışlandığından ailenin arkasındansın işte. Ben ufaklıktan beri dışlandım. Beni çevremden kimse sevmezdi. Herkes dışlardı. Benim yaşım hala 28-29'da hala dışlanıyorum. Kimse sevmez. Bir gün olsun da ya Havanur bir gün olsun da bana bu benim eşim, bu benim kocam dediği bir tane kelimesi varsa çıksın söylesin hadi ya. Sen yapacaksın ben sana o kelimeleri kullanacağım. Orayı bir geçeceksin sen. Kullanmadın ki bu zamana kadar. Kullanmam ne kullanacağım. Kullanmadın ki bu zamana kadar ne kullandın? Adam ol kullandırt. İnsan ol kullandırt. He. Ne kullandın bu zamana kadar? Bana bir söyle hangi kelimeyi kullandın? İnsan ol kullandırt. Bana eşim dedin mi? Gel Murat aşağıya, git Murat aşağıya. Dört kelimeden ikisi küfür, ikisi Murat. He. Dört kelimeden ikisi küfür, ikisi Murat. Gel Murat aşağıya, git Murat yukarı. Sen bana dedin mi ki? O sana nasıl davranıyordu? O da aynı. Ben sana bir gün olsun da ne terbiyesizliğimi, ne saygısızlığımı gördüm. He. Hadi bana da desinler, oradaki stüdyonun içinde de desinler, Türkiye geneli desin ya. Çok anket yaptın da ben anket yapsınlar. İşte. Benim Havanur'a karşı bir tane küfürümü duyan, gören olmuş mu, saygısızlığımı gören olmuş mu söylesin hadi biri de. Evet yüzleşiyorlar, bırakın yüzleşsinler ya. Havanur'un dört kelimesinden... İnsan ol. İkisi Murat, ikisi küfür ya. Döneklik yapma. Acındırma kendini, acındırma. Ailenin arkasına geçip de acındırma kendini. Evet. Sen terbiyesizliğin en büyüğünü yaptın da ben kapattım. Biraz önce söylediğim oydu. Attığını falan da al. Ben telefonu koktan kapatırım birazdan. Arayan da ulaşamaz, göremez. Ya, çok da lazım. Ne oldu Murat? İstiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsan. Adını ararsam namert olayım. Gitmek istiyorsan durma hemen git, ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsam. Adını anarsam namert olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir değil, bin hata yaptın. Seni affedersem namert olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir değil, bin hata yaptım. Seni affedersem namert olayım.
suçum yok iken bu cezaya kim olsa yerimde döner deli. Bir gün pişman olup dönsen geriye, kapımı açarsam namert olayım. Hiç suçum yok iken bu ceza niye? Kim olsa yerimde döner deliye. Bir gün pişman olup dönsen geriye, kapımı açarsam namert olayım. Seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir değil, bin hata yaptın. Seni affedersem namert olayım. Ben seni sevmekten başka niye yalan söyleyeyim Murat, senden bu tepkiyi beklemiyordum. Havva Nur'dan daha büyük şoku ben yaşadım. Havva Nur sakin ol, bir geleyim karşılıklı konuşalım demeni bekliyordum. Sen hatta dedin ki ben gelmiyorum, aha da hattı da iptal ettim. 16-17 saat yolu ne geleceğim ya dedin. Burada da işe girerim biter gider dedin. Murat şaşırttın beni annem ya. Orada da çalışmaz. Orada da çalışmaz. Bunun kralını yarın görecek Havan Uran. Görelim. Görelim. Asıl çokun kralını yarın görecek. Görelim. Ne olacak? Görelim. Hazırlıklı ol yani. Ne olacak? Yani hazırlıklı ol. Gelecek olan kağıda, sana gelecek olan teplikata hazırlıklı ol yani. Ben ne sana yazıyor? Söylemesin. Allah geldiği zaman okursun, o zaman anlarsın. Ay pek de önemlisin ya. Bana ne ya? Ne göndersen gönder. Hakkımı da helal etmiyorum vallahi sana. Senin gibilere. Etme, benim için sorun değil. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Etmesin abla, ne yapayım? Benim hakkım helal hoş olsun. Varsa hakkım helal hoş olsun. Burada kızıyorlar ama sana. Mikrofonu al Semra. Diyorum ya işte, anası doldurdu. Oraya gidince anası doldurdu. Şimdi Murat'la ve ailesi Havva Nur'un kaprislerinden bıktı, usandılar yani. Ve bir de Havva Nur çok sivri dilin var. Başına ne geldiyse zaten o sivri dilinden. Hani böyle bir atasözü vardır. Dileğim dilim giydirir bana kilim. Aynen öylesin Havva Nur. Hiçbir zaman alttan almıyorsun. İnsan bir kayınpederine bir geçmiş olsun deyip bir telefon açmaz mı? Yazdım. Ya bunu yapmaktan acizsin Havva Nur. Yazdım. Galeye almadım. Geri sildim. Semra, sen Murat'ın bu rahatlığının, Nuriye Hanım'ın dünkü rahatlığının, Kemal Bey'in muhatap olmamasının sebebini Havva Nur'a bağlıyorsun. Havva Nur'a bağlıyorum çünkü bıktılar yani onun. Asıl dediğim ben onlardan gibi bıktım usandılar ya. Yani saygısızlığından usandılar. Sivri selam dilinden ben usandılar. Ben onlardan bıktım. Ev hiçbir tutmadılar, eşya almadılar, ne yaptılar? Onlar benden bıkmış, lafa bak. Sanki ev tuttular, ev serdiler, eşyayı aldılar da ben bıktırdım onları.
Murat, konuşulanları duydun mu? Gerçekten ailece bu modda mısınız? Bıktınız mı yani? Abla bir tane, bir saniye abla bir şey soracağım. Diyor ya, dün değil evvelsi günü Havanur WhatsApp'tan mesaj attım diye. Şimdi ben göstermek istemiyorum da sadece soracağım ben. Baba Havanur mesaj attı mı sana WhatsApp'tan? Atmadı diyor. Attım ya, gösterdim ya Seda Hanım. Aha, babam ama şu an yeni geldi bak. Adam okumadan sildin mi? Babam şu an yeni geldi. Attım ama geri sildim. Geri sildim de gözükür ama. Peki şeye baksana, ben baktım. Yok diyor, hiç gelmedi diyor. Hayır, mesaj atmış, tekrar silmiş, silindi diyor. Orada çıkması lazım babanın telefonunda. Abla adamın, hayır abla babamın telefonu burada. Babamın telefonu burada, hiçbir şekilde mesaj yok, gözükmüyor. Nasıl yok ya, silinse bende var. Bile gözükür, o bile ne yok. Kovalandıkça kaçan ateş böceğim misin? Ayşe'nin şifrelerle dolu aşkı devam ediyor. Tatlıyı çok seviyor. Tatlıda şifre var. Ve Ayşe hamlesini yaptı. Halim'le pastaneye gidip karşılıklı tatlı yerdik. Ha. Halim beni kırmaz, tatlıyı çok sever. Halim seni kırmaz. Ha, kötü. Ama Ali bu tatlı oyunlara kanmadı. Götür o masaya, kendin ye. Hadi. Hadi. Bitti. Sanırım zor toplanırız bu defa. Ali kaçıyor, Ayşe kovalıyor. Peki bu kovalamaca nasıl sonuçlanacak? Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Değerli izleyicilerimiz, Zeynep Hanımcığım burada. Hoş geldin hayatım. Nasılsın? İyiyim. Seni sorma Seda. Allah razı olsun. Seda Hanım, itfaiyeciler haftasıymış. Bir tanıdığım itfaiyeci var. O senden kokulu öpücük istiyor. Kutlamıştık. Yine bir daha kutlayalım. Allah eksikliklerini göstermesin. İtfaiyeciler haftası içerisindeyiz. Bütün kardeşlerimizi öpüyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah yardımcıları olsun. Ali kardeşim burada. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ablam. Bugün sen biraz daha iyi misin? Biraz hastaydın. İyiyim ablam, evet. Çok şükür. Ben de Ayşe burada. Ben de korktum Halim'e bir şey olmasın diye. Hem kızıyoruz hem seviyoruz da bunu, değil mi? Allah razı olsun. Ben de hepinizi çok seviyorum. Bütün ekibi, abla seni. Çok şıksın yine. Allah razı olsun. Var mı bu elbisenin bir şifresi? Var, Halim Özer. Ali sen üstüne alınma. Ne yapalım? Ne yapalım, istemiyor bunları duymak istemiyor ama. Evet. Belki böyle yumuşatır, çocukların velayetini alırsın. Ancak gülüyoruz Seda Hanım, gülmek geliyor. Alacağız şimdi abla, yapacak bir şey. Gülüyoruz diyorlar. Ana oğul gülüyoruz diyorlar. Halim beni sevdiği için o yüzden adım atacak ama naz yapıyor, naza çekiyor kendini, yeni gelin gibi. Aslında herkes çocuklarının annesine ya da çocuklarının babasına saygı duymalı. Evet. Çünkü ortada çocuklar var. Aynen. Ben de Ali'nin sabrını saygısına bağlıyorum, yani çocuklar için. O çocuklar var ya, her şeyi durduruyor. Tahammülü de bence onda. Doğrudur. Ben seni çok iyi anlıyorum kardeşim. Ne o? Abla Halim'e serenat yaptım. Hep kağıda yazıyordum, bu sefer değişiklik olsun. Halim'le ikimizin şarkısını dinleyerek akşam yazdım bunları içimden gelerek. Oku bakayım ne yazdın, merak ettim bak. Ne o öyle metrelerce? Mustafa bize faks gelirdi ya eskiden. Metrelerce eski. Valla biz Mustafa'yla böyle ilk program yaptığımızda yine Mustafa vardı. Bak bana diyorlar ya yaşlanmıyor. O da yaşlanmıyor. Al Ali bak, tanıtayım. İkimiz stüdyoda, bizden başka bir de kameramanlarımız var. Kimse yok. İkimiziz ama. Metrelerce faks. Mustafa getiriyor, ben okuyorum. Oradan mı esinlendin? Aynen abla. Eski günlerden, eski programlarınızdan esinlendim. Yola hadi çıktım. Oku bakayım. Aklıma geldi. Hadi. Vay. Vay. Vay vay. Çok uğraştım abla. Gel şuradan da oku. Mustafa oku. Abi yakın alabilir misin?
Şey yap, hadi oku. Anca gülüyoruz işte, yapacak bir şey yok. Ali, aşkım, her dilde aşkımsın. Vay. Ay mor mio. Amor mio. Amor. Amor mio. Amor ihli pedi. Ayşe Ali. You are meaning of, you are the meaning of my life. Sonsuz aşkım. Ali. 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 Çocuklar biliyor. Ayşe Ali'yi seviyor. Çınarı. Kalbimin prensi. Güzel bakışlı. İlk ve son aşkı. Canına kurban oldu. Ali, gönlüm sende. Kahramanı. Çocuklarımın babası. Nefesim. İlk göz ağrı. Gözümün nuru. Bakışı şifreli. Aa, hayatımın anlamı. Dur, burada dur. Ali de bana bakıyor. Bakışı şifrelim nasıl ya? Yani abla hani gözleriyle hani gülüyor, arada şifre vermek istiyor. Yani aşkım seni seviyorum diyecek. Şuraya gel de şuradan oku. Şu tarafa gel. Yüzünü görsün kamera. Gel şu üstten atla. Bir daha. Bakışı şifreli. Hayatımın anlamı. Evimin direği. Aşkımız sayesinde fenomen oldun Ali. Ali'm her konuşmanda kat kelimesini kullanıyorsun. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Annen, annem olsun, baban, babam olsun, yuvamız mutlulukla dolsun. Bu aşkta bir mutlu sonumuz olsun. Bak Zeynep Hanım ne diyor, bak bay bay diyor sana. Bay bay. Yok bay bay değil. Bak bye bye, Zeynep bye. Annem. Bye bye. Annem, annem olsun. Güle güle alkışlıyorum seni. Senden de bahsettim çünkü seni de çok seviyorum. Zeynep bye Hanım, 12 sene sonra aklı başına gelmiş diyor ki annen annem olsun diyor. Evet, daha gelmese ben. Biraz geç aynı. Oldu ama. Yine aynı. Dün rahat durdu mu, yaptı mı bir şey? Ben yok, kapattım şey... abla telefonu. Bulamadı size. Ulaşsaydı yapacaktım. Evet. Dün, yo, da olsaydı yine yapardım size. Dün ama Ali'mle ikimizin şarkısını dinleyerek bunları yazdım. Şu şeyleri bir daha oku. Her dilde aşkımsın. Şurayı. Her dilde aşkımsın. Ha, orayı güzel oku. Bak şöyle. Amaro mio. Söyle. Onu hiç söylemediğim için abla o yüzden aceleyle yazdım. Aha. Biliyordum öyle olacağını. Sen bu nispeti kime yapıyorsun? Hayırdır? Nispet mi yapıyor? He? Nispet kime yapıyorsun sen nispeti? Sana söyle. Aşkı. Ben biliyorum. Sen bunları nispet için mi yazıyorsun gerçekten yoksa? Yok abla, Ali'mi sevdiğim için. Niye inanmıyorsun? Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ali'mi çok seviyorum. Ama inanmıyor, diyor ki bunları... Seda abla diyor, bunları nispet için yapıyor. Birine nispet de bu diyor. Yok öyle değil abla. Aşkım senin evet. için nispet değil aşkım. Sizce bunları Ayşe nispet için mi yapıyor? Şükran. Seviyor, Ayşe seviyor Ali'yi. Ama nispet için yaptığını düşünmüyorum. Ama Ali'nin de başka bir arkadaşının olduğunu düşünüyorum. Ama dün dedi ki evet dedi, dün sordu Ali ona. Kaçırdınız orayı. Evet dedi, beni tahrik ediyorlar dedi. Ali ağzından aldı onun. Evet ama Ali artık Ayşe'yi gerçekten istemiyor Seda Hanım. İstemiyor. Onu kesinlikle istemiyor. Ama ben diyorum ki bir şans daha aslında verse, çocukları için verse. Bekliyoruz inşallah. Yok ablacığım öyle bir şey yok. Olacak inşallah aşkım Ali. Abla ben başka birisine nispet yapsam hani başka kişinin ismini yazarım. Ali'mi seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ömrüm, ilk göz ağrım, kurban oldu. İstediğin kadar sen... Hayır, bana niye bakıyorsun kurban oldu? İstediğin kadar söyle, sen nispet yapıyorsun. Nispet, gördünüz mü? Bana bakıyor bak. Nispet ömrüm, değil. Nispet yapıyorsun sen. Nispet aşkım, yapıyorsun. Ömrüm, şey kurban değil. Oldu. Ha. İlk göz ağrım. Evimin direği, çınarı. O geçti, geçti. Önceden de, önceden de, önceden de. Geçmedi. Bitti, bitti. Geçmedi, hala devam ediyor. Bitti. Bitmedi. Ali gerçekten birinden nispet için mi yapıyor bunları? Biliyorum abla, ondan yapıyor. Allah hayır aşkım Allah. Ondan değil. Hayır. Değil. Senin için şimdi ablam, Dayan ablam dedi ya sevdiğim biri var. Evet var.
Hayır, sevdiğim birisi yok. Gönlümün sultanı var yani, sıkıntı yok. Aha. Yok yok. Sen de benim gönlümün beyaz altın prensesisin aşkım. Ha, öyle mi? Var var. Öyle var. Mi? Yok. Kim şahit oldu? Şöyle göstereyim abla. Ben şahit oldum. Aha, yok gördüm. Abla. Vallahi yok. Gördüm. Ben bu zamana kadar bak, bu zamana kadar böyle resim yapmadım. Evet. Telefona. Evet. Yok. Yapmadım abla. Gördüm. Yok abla, uyu. Şükran Dök şahidim. Ben görüşürken bile şahit oldum. Nasıl? Oyun. Gözlerimle gördüm. Oyun abla, ben biliyorum. Kız kandırma ile aşırı. Bir dakika. Şükran yalan söylemez. Niye söylesin? Yok hayır. Buradaki kimse yalan söylemez. Hayır, ben yalan söylemediğinden değil abla. Yalan söylediğinden. Valla. Ayşe'cim yalan. Yalan söylediğinden değil. Bana bak, sadece bana, oyun sabah. Olduğunu oyun biliyorum. Bak, kıskandırmak kadar için. Oyun değil. Sabah kimi kadar konuşuyor Ayşe'm. Halim kıskandırıyor beni. Ben biliyorum. Hayır. Sabaha kadar da konuşuyor, akşama kadar da beraber konferans yapıp görüşüyoruz. Hayır, kıskandırmak için biliyorum. Vallahi kıskandırmak değil. Bildiğim şeyler var. Anne, ben doğru söylüyorum Ayşe abla, tam üstüne bastın, ayağını kaldırma. Efendim Tülay. Peki ablacığım, bak kaç dakika önce görüşmüşüm, bakar mısın? Oo, 42 dakika önce. Yalanız. Hadi buyur. Yok, o da oyun abla. Bilerek. Gördüm diyor Şükran. Gördüm yok, diyor. Yok oyun, kıskandırmak. Burada ablalarım hepsi görüyor benim sabah gelip konuştuğumu. Şimdi biliyorlar bir, herkes. Bir yanlış anlaşılma daha var yalnız. Bakın diyor ki Ayşe, beni kıskandırmak için yapıyor diyor. Çünkü ben kıskandırmak için bir laf attım ortaya yanlışlıkla. Yapmadım ama öyle bir şey, yanlışlıkla bir laf attım öyle ortaya. Bir şey yok o yüzden abla. Kıskandırıyor. Kıskandırıyor. Kıskandırıyor kelimesini söylediğim zaman gülücük atıyor, şifre var. Oyun. Halim'den başkası bana haram. Halim'i kimseyle paylaşamam. Ya sen bak oyun. Ayşeler yapar, Ayşeler. Oyunu Ayşe yapar, biz yapmıyoruz. Yok, ben yapmıyorum. Ayşe yapıyor oyunu, biz yapmıyoruz. Tülay'cığım yarım kaldı. Ayşe o kadar kurnaz bir insan ki aslında var olduğunu biliyor. Ama yıldırma politikasına girmiş, iki kişiyi yıldırdı. Bunu da yıldırmak için elinden gelen her şeyi Ayşe yapıyor bence. Böyle yaparak evet öğrenmeye çalışıyor. Çok aynen kurnaz, dedi. Çok akıllı bir kadın. Ama bu sefer Ali döner mi onu bilmiyorum. Ali mi kimseye yem etmiyor. Yani. Ablacığım bunu bu sefer öğrenemeyecek. Bunu öğrenemeyecek. Evet, evet. Hayır, yok öyle bir şey, yok. Sen yok gör bak. Öğrenirse. Yok. Var. El alemin kızını da şey yapmayın yani. Yok öyle bir şey. Tamam, sen öyle de öyle olsun. Sen hayal dünyasında buradan yaşa. Buradan o kişiye sesleniyorum. Halim elimden alamazsın. Hodri meydan. Halim benim karşıma geldi. Senin değil. Ona uzak duracaksın. Ona bir şey diyemezsin artık. Hayır tamam, uzak duracak. Geçti. Halim benim için geldi. Sen kimsen malum ben buraya şahıs. Bak ben buraya senin boşuna için. Bak beni bir dinler şahıs misin? Ben buraya senin için gelmedim. Benim ben için buraya niye geldim biliyor musun? Velayet almaya geldim. Senin için gelmedim. Öyle bir şey olmayacak aşkım. Beraber büyüteceğiz çocuklarımızı. Tabii tabii. Asla. Tabii. O da Zeynep anne inşallah. Ayşe burada nispet kesinlikle yapmıyor. Gerçekten Ali Bey sizi çok seviyor. Ayşe'nin tek suçu sizi çok sevmek. Ama siz de ona çok zalimce davranıyorsunuz ama. Biraz alttan alabilirsiniz. Neden ablacığım, acaba? Bitti diyorum. Ablacığım bitti bitti. Her şey bitti neden diyorum acaba ya. Yani Ali Bey ona nispet yapıyor. O ona, o ona. Hayır, öyle kimse ha yok. Neden Ali bu kadar öfkeli? Hiç ben biliyorum. Mı? Ben biliyorum neden ya oldu. Ayşe abla işte biraz hatalarından dolayı kızıyor. Abla senin bir sözün var ya, köprünün altından sular geçti. Ha, yeni uyandı. Yeni uyandı. İşte o hata yüzünden. Evet. Çok su akıttı köprünün altından çünkü ele bir hayır şey yok yani bir kez yapacak bir şey yok. Bir kez öyle bir şey oldu. Yani bunun bir kez şaka biri, biri onu diye bir şey yok yani. Köprünün altından sular geçti mi geçti. Evet. O bir sular bir daha geçti gelmez ki. Geçti gitti. Abla o konuya yönleniyor. O yüzden kıskanıyor. Beni kıskandırmak için de plan yapıyor. Halim'i kimseye kaptırmayacağım. Aşkım seni kimseye istediğini, kaptırmayacağım. İstediğini yapabilirsin. Yapacağım, hiç sıkıntı yapıyorum yok zaten seni kimseye yemeyeceğim. Hiç sıkıntı yok.
Ben şey istiyorum Çağlar Bey, Karagözlüm'ü çalabilir misin? Sultanıma gelsin buradan. İkimizin şarkısı çalar mısın? Aşkım sevemedim Karagözlüm, ikimizin şarkısı o. Evet, evet, evet. Buradan da dinlesin kendisi. Ay kocamdan ilk defa dinleyeceğim bunu. Daha önce bunu... Bunu mu daha önce? Yok. Ağzınıza sağlık. Yüreğine sağlık. Sağ
Seda Hanım, ben de bir Konya havasıyla göndermek istiyorum Ayşe. Gitmeyeceğim. Abla, kara gözlü olan benim. Halim bana şifre göndermek istiyor. Ben inanmıyorum. Ben mesajı aldı o. Sıkıntı yok. Ben mesaj aldım aşkım. Ben daha çok... Ben mesaj aldım. Kara gözlü olan benim. Ama şarkıyı dinlerken böyle bir gittin, uzaklara gittin. Evet. Nereye? Kara gözlü olan benim abla. Senden çünkü o şarkı bana, ben biliyorum. Ablacığım, ben daha resmi gösterdim sana. Evet. Yalan oyun, kıskandırmak için oyun. Vallahi bizim bir kıskandırma diye bir alakşimiz yok. Ya sen evlenmeden oynanmayacak. Ne yapayım Ali? Ben bekliyorum. Evlenmeyecek ki abla, burada Halim'le ikimiz nikah tazeleyeceğiz. Ablacığım zaten velayeti versin hemen, tamam bitti ben. Şey yapacağım zaten. Biz Halim'le ikimiz nikah tazeleyeceğiz inşallah burada. Evlenmeyecek, olmayacak. Niye olmayacak? Ne o alaka? Malum kişi uzak niye, duracak, yem etmeyeceğim seni. İki vallahi kişiden sen... ağzın yandı. He. Bana döneceğini sen biliyorum aşkım, beni seviyorsun, gör söyleyemiyorsun. Gör. Sen nispet yap, başka bir şey yapma. Çok nispet yapmıyorum. O tren gitti. Gitmedi. Gitmedi Zeynep anneciğim. Öyle burada gitti. Halim karşımda öyle şu an. Öyle bir gitti ki o tren. Asla gitmedi. Dönmeyecek sana. Burada anneciğim diyorsun. Yayınlara gelince demediğini yapmıyorsun. Evet. Yok yapmam Zeynep anneciğim. Ha, burada, burada Ali'cim diyorum. Yapmadığın hakaretler haddini aşıyor. Haklısın. Evet. Yok yapmam abla, yok. Dün bile uzak durdum zaten. Ha, dün Zeynep şey değdin de ondan uzak durdum. Yap. 12 sene kadını burnundan getir. Kadının bugün akşam anasından göreceğiz. Kadının anasından burnundan gelsin. Pazartesiye kadar ne küfürler yiyeceğiz. Yok öyle bir şey olmayacak Zeynep anneciğim. Göreceğiz. O Zeynep anneciğimde bile vurgulama var ha. Evet. La işte ablacığım nispet yapıyor, nispet. Yok nispet değil. Ne yaparsa değil. Yapsın. Bitti. Aşkım nispet değil. Görsün. Ama biz şunun farkındayız bak Ayşe. Efendim abla. Şimdi seni seviyorum diyorsun. Tamam, sevgine inanıyorlar. Ben inanmıyorum. Hı. Ben gerçekten seviyorum abla. İnanmıyorum. Asla sevgi değil. İnanmıyorum. Asla sevgi değil. Sevgi değil. Sevgi değil. Sevgi çok başka bir şey. Çok başka bir şey. Ama Ali de bittiğine inanıyorum. Evet. Bitirmiş. Bunu da söyleyeyim. Ali bu işi bitirmiş. Tamamıyla bitirmiş. Ben onunla konuştuğumda da anladım. Çocuklarım da çocuklarım diyor adam. Başka da bir şey demiyor. Ama senin de sevgilinle ilgili çok şüphelerim var. Ben seviyorum abla. Ali'mi seviyorum. Ali'mden başkasının eli elime değmedi. Gözü gözüme bakmadı. Ya bak ne diyorum bak. Aşağı düşürme artık kendini diyorum. Aşağı düşürme. Konuş tutturma beni diyorum. Halim'in iki kişi baktı ama benim hiçbirisi bakmadı, eli elime değmedi, gözü gözüme vallahi sen bakmadı. Sen nedir sende, ben gülüp geçiyorum. Efendim Tülay'cığım. Ayşe'cim bence ümidini artık yitir. Çünkü bugün Zeynep anne o kadar mutlu ki. Evet. Bence Ali'nin bu olayını artık o da onaylamış. Evet. O yüzden çok mutlu Seda Hanım. Konya havasıyla yolu evet. Başlıyor. Yok, evet. Çok... Konya havası. Konya gitmeyeceğim havası. Abla, gel Zeynep Hanım. Gitmeyeceğim abla, gitmeyeceğim için sıkıntı Konya yok. Konya havası. Oh.
Vallahi Zeynep Hanım'ın oynama niyeti Ayşe'yi buradan göndermek. Hiç üzerime alınmadı. Benim Tuğba'nın ve Nergis'in niyeti bu değil. Biz Nadide Sultan'ın çok sevdiğimiz bu şarkısı. Zaten biz şöyle bir oyun havası duyduk mu oynuyoruz. Yalan mı? Evet. Hiç üzerime alınmadım. Gitmeyeceğim için sıkıntı yok. Ha. Ben de başka şarkı olsa ne hissedecektim. Ben de bir Konyalı olduğum için hiç üzerime alınmıyorum. Gitmeyeceğim için sıkıntı yok. Gitme beklesen. Alim Leyla'yla gideceğim inşallah nikah tazeleyeyim. Görüşün, sıkıntı görüşün. Yok Zeynep anne. Boşuna kendini yordun burada. Vallahi kendim ben yormadım. Sen yoruyorum. Şimdi bir şey daha söyleyeyim mi sana Ayşe? Gerçek bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi siz boşandınız. Evet. Bitti gitti. Aynen abi. O şey süresi de bitti. Evet, o da bitti. O da bitti. Hani boşandığınız zaman bir evlenmeme süresi var. İstinaf o da bitti. Süresi. Vallahi biraz bitti. Önce oynarken Zeynep Hanım da şunu sezdim. Ben Ali'yi getireceğim, onu da burada evlendireceğim. Öyle bir şey olmayacak. Öyle sezdim. Öyle bir şey olmayacak. İlk ben geldim buraya Halim'le ben vallahi el ele gideceğim. Zeynep anneciğim. Gel bana ne vallahi öyle Zeynep oynadı. Anneciğim seni de alacağım beraber gideceğim. Ben inşallah. Oğlumu getireceğim burada da düğünü yapacağım. Yok öyle yapamaz oynadı. Yapamayacak evet. Olmayacak. Yapacağım bekle. Ben hissettiklerimi söylüyorum. Ben gitmeyeceğim ha, için şey, benimle olacak. Hissettin mi bunu? Hani göreceğiz gibi böyle şakkıdı evet. Şakkıdı. Evet bu sefer Zeynep Hanım daha... Sevinçli, sanki daha kabul etmiş gibi duruyor. Evet. Öyle oynadı, evet. Evet. Yani ben bu durumda Ayşe'ye zaten üzülüyorum biliyorsunuz. Evet. Ayşe'yi şey tutuyorum ama dün akşam sosyal medyaya girmemiş. O da bir büyük iyi. Şok, aynen. şok, son dakika. Sosyal medyaya girmedi. Son dakika, şok. Ayşe sosyal medyayı dün kullanmamış, şok. Büyük haber. Aynen abla. Çünkü Halim bütün millet merak ediyordur Ayşe'ye ne oldu diye. Aynen merak etmişler. Ablacığım dün akşam girmedi bugün akşam girer. Yok girmeyeceğim abla. Ya bu fake'den girmiştir bir şey yapmıştır. Ya gene her girmiştir. Türlü girer ablacığım her türlü. Yok yok her bence türlü. De. Bence de. Bak. Her türlü. Girmeyeceğim. Hani diyor ya ablacığım casuslarım var diyor ya. Ondan. Casuslarım sayesinde ben Halim'in nerede, ne zaman, saat kaçta, nereye i̇şte gittiğini biliyorum. Casuslarım dedi fake hesaplar. Bir tane fake hesabım yok. Normalde uğraşamıyorum ki fake'im olsun. Vallahi de billahi de yok. Ne, bir de ne işim olur fake hesapla? Nedir o ne manasız bir şey? Kim ya benim Seda kim Hanım, ne buradan... diyor ona bir bakayım. Ay ne dersin ne diyor bana ne bir. Buradan Abracığım çıkıyor, zaten ne casuslarım dedim şimdi ben yayına girdim mi hemen arıyorlar bunu. Ali yayın açtı diye. Hemen geliyor. Hemen casus dediğim oraya. O yani Seda ama, abla. Ama yorum yazmıyorum abla. Çünkü i̇şte benim... Halim beni direkt engelliyor, uçuruyor o yüzden. Yorum yazmıyorum. Peki biz mesela herkes şöyle düşünüyor. Ali de bitmiş bu olay. Ali Ayşe'yi silmiş diye bakıyoruz. Sen ne hissediyorsun? Ben seviyorum abla bırakmayacağım. Hayır sen dün mesela dedin ki... O da beni seviyor, gururundan söyleyemiyor dedin. Beni seviyor abla, biliyorum sevdiğini, gururundan söyleyemiyor. Ağzındaki o baklayı çıkartamıyor. Bakla yok ki ağzında çıkartamıyor. Ya bende bir şey yok ki, ben açıkını söyledim. Aşkım kıskandırıyorsun beni, ben biliyorum. Ben kıskanma de, ben açıkını Seda ablaya gösterdim. Hiç sıkıntım yok. Bak, sen değil. Ben de intikam almak için oyun. Benden intikam almak için oyun yapıyor abla, ben biliyorum. Ya kıskandıran sensin. Bildiğim başka şeyler de var. Mesela? Bil. Yani hani oyun olduğuna dair. Oyun mu? Dur bir saniye. Niye oyun yapsın adam ya? Kıskandırmak için plan. Hay niye kıskandırsın bitti diyen adam? Gösterme boş ver. Hay buraya ben çocuklarımın annesiyle barışmak için geldim diyen adam değil ki o. Evet. Asla hiç ben barışacağım diye gelmedi ki. Efendim Nurhan'cığım. Kesinlikle Ayşe'yle barışmak amaçlı gelmedi Ali Bey. Ali Bey çocuklar için geldi buraya. Evet. Ali Bey de Ayşe bitmiş. Bu yani gördüğüm, hissettiğim o. Ama Ayşe'yi bir konuda kutluyorum. Kutlarım seni. Tam emin değilim ama sosyal medyaya girmediysen dün akşam birazcık bir gelişme var. Bravo Nurhan. Bravo Nurhan. Al Safiye mikrofonu. Ayşe Ali'yi bu kadar seviyor, şey yapıyor da mutlaka Ali ona umut veriyor. Diyor ki Ayşe cepte.
Diğer, aynen evet, yani evet, cepte. Ayşe cepte diyor, ben diğerleriyle diyor bir görüşeyim. Ayşe olduğu sürece diğer kadınlar da bir gün haddini bildirecekler Ali'ye ama ne zaman bilmiyoruz. Aynen abla, doğru söylüyorsun. Evet, çünkü etek işten az yandı, bundan da yanacak. İlk göz ağrım gidip biz alırım, biz elinden Ayşe tutarım diyor. Ayşe çocukların velayetini kimseye verme. Safiye biz... Övünme gibi olmasın, çocuklarımız var. Olsun. Ben cepteyim çok şükür. Halim de cepte. Çok cepte Halim olduğunu de, şey yaparsın. Bekle Halim'den bekle. Halim'den başkası bana haram. He bekle bekle. Bekle. Halim'den başkasıyla evlenme. Evleneme. Evlenemezsin de. Halimsiz nefes alamıyorum. Ya, Ayşe ya. Sen beni ya sen işte nispet mi yapıyorsun? Başka bir hayır, şey değil. Hayır nispet değil aşkım. Sensiz nefes alamıyorum. Tabii canım tabii. Nispet yapıyorsun tabi. Hayır nispet değil. Sen yap istediğini yapabilirsin. Sıkıntı yok benim için. Sevimcim al mikrofonu. Efendim Zeynep Hanım. Biz değiliz. Biz ailecek hepimiz tamamen bitirdik Ayşe'yi. Bitirdiniz. Hepimiz bütün tamamen. Aile. Düzelecek inşallah Zeynep anneciğim. Bütün aile diyor biz bitirdik diyor. Düzelteceğim biz inşallah abla. Düzelmez. Düzelmez. Asla düzelmez. Abla sözümü tuttum dünkü verdiğim sözü. Sosyal medyaya girmedim. Dün Halim Nekin'in ya istediğin bak istediğini yapabilir. Bak beni bir dinle. İstediğini yapabilirsin bu saatten sonra. Bırakmayacağım. Umurumda seni değilsin. Bırakmayacağım. Tamam. Sen buraya çıktın nispet yapıyorsun. Ben biliyorum her şeyi. Hayır nispet değil. Bırakmayacağım. Ne gör bak. Arkandayım. Gölgem gibi arkandayım ya aşkım. Ya istediğini yap diyorum sana ya. İstediğini yap. Yapıyorum zaten, seni kaptırmayacağım kimseye. Allah Allah, öyle mi? Aynen aşkı. Hı, gör bak sen. O zaman niye gör bırakıp gitti ya? Ya işte abla. Aa, niye bırakıp gittin bu kadar kıymetli adamı? Abla o zaman hani eşkine... Ay madem bu kadar kıymetli. Abla şu seni kimseye kaptırmayacağım. Kaptırmayacağım. Seni kimseye yedirmeyeceğim dediğin adamı niye bırakıp gittin? Abla o zamanki hatalarımdı. Şu an yeni farkına vardım. Kendi söylediği kendine de inanmıyorsun. Zaten kendi söylediğine kendine de inanıyor evet abla. Aşkım senin de arkandayım. Ha. Ya ne arkası ya? Sonuna kadar. Ne arkası? Yeter artık ya, bırak yeter. Ben de mutlu olmak istiyorum artık ya. Git kimi bulacaksın bul artık ya. Ya keserim işte öyle sesini. İstemiyorum diyorum, niye anlamıyorsun? Niye anayın baban yanına gitmiyorsun da burada duruyor? He? Diyorsun ya çocuklarıma bakıyorum diye. Ben senden dört dörtlük bakıyorum çocuklarıma. Sizin çocukların düzeni daha güzel oldu. Anladın? Gecelere, birlere, ikilere kadar çocuklara gezdirmiyorum ben. Anladın mı? Saat 10 dedim çocuklara ben yatırıyorum. Ama sen gece 1'de 2'de çocukları gezdiriyorsun orada burada. TikTok açıyorsun, şey gösteriyorsun çocukları. Yok çocukların öyle resmini paylaşıyorsun. O başka kişi başka bir yerlere paylaşıyor. Açayım mı? Ne oldu? Niye susuyor? Çünkü susuzun da onda. O sene ben halimi seviyor. Başka bir şey yok. Bitti diyorum artık. Bitti. Ben de mutlu olmak istiyorum ya. Hani diyordu ya baban şey manken gibi damat buldum diyordu. Git evlen ona kimse. Hayır yok öyle bir şey. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ya ben yokum. Öl bir say beni ya. Öl say. Beni öl say. Yeter ya, ben de mutlu olmak istiyorum artık ya. Sosyal medyalarda oradan şey yapıyorsun, burada şey yapıyorsun. Ne bu ya? Dört beş kişinin lafına bakıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Aman Ayşe şöyle yap, tamam abla Allah razı olsun abla. Allah senden razı olsun. Laf sayıyorsun,
hakaret ediyor. Onun için tamam abla, Allah razı olsun. Ne oluyor? Seda Hanım, Ali'nin annesi yaşındakilere bile alimler uzak durun diyor. Yok öyle bir şey abla, yalan. Ya hayret bir şey ya. Hep yalan yalan yalan. İyi sen doğrusun, biz yalanız ya. Ya diyorum, sevdiğim var diyorum. Alamaz elinden, yapamaz. İstediğimi yaparım ya. Bitti. Senden ayrılmışım ben. Burada da yapmasam dışarıda yaparım. Başka yerde de yaparım. İstediğim yerde yaparım. Sen benim özel hayatıma karışamam. Ben senin özel hayatına karışamam. Bitmiş diyorum, bitmiş, bitmiş. Aklına şu beyninden sil artık ya. Sil, sil. Ali yok, Ali öldü de. Bitti gitti. Her şeye bir mana buluyorsun ya. Vay işte şöyleymiş, vay bu böyleymiş. Ne ya? Git kızım git, burada oturma git. Ver çocukların velayetini, git anayın babanın yanına. Baban diyor ya, gel kızım diye. Tamam git. Biz de söyledik. Abla şey yapmıyor ki, gitmiyor. Söylüyoruz kardeşim, diyoruz. Babası da çağırıyor, annesi de çağırıyor. Bekleme orada diyorlar, gitmiyor bak. Diyorum ki Zeynep Hanım başka türlü oynadı. Acaba diyorum kafasında böyle bir şey mi var? Yok, ben burada bekliyorum diyor. Bizim için giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Giden bizi değil, bizi giden adam kaybetmiştir. Biz onu kaybetmedik, o bizi kaybetti. Ah Ayşe, ah. Şu anki duyguların ne? Gönlünü kazanmaya çalışacağım inşallah. Yok ben söyledim, Ali evlenmeden o şey yapmayacak. Yani... O buradan inmeyecek gerçekten. Nasıl evlense de, yok artık. Yok ayol. Ne istiyorsun Şükra? Evlense de Ali'yi rahat bırakacağını düşünemiyorum. Aha, olur böyle saçma şey. Her şey beklenir Ayşe'den. Yok. Gerçekten. Olacak iş değil ya. Bak abla. Bunu yapan o bak. Gördün mü abla? Evet. Bu kişi işte bak. Daha ben nasıl inandırayım bunu abla? Daha ben nasıl inandırayım? Bunu kendi yapıp abla, kendi paylaştı. Daha ben nasıl inandırayım bunu? Paylaşımları gösterdi ama. Yalan abla. Al, al işte. Yalan. Abla geçen gün ben sosyal medyada başka bir şey duydum. Ali'min dediğini duydum. Kendimi çocuklarımı adayacağım. Hayatımda kimse yok dediğini duydum. E tamam. Yalan oyun. Ya, diyelim ki tamam, diyelim ki biri yok. Ama yine adam duruşunu belli etmiş. Diyor ki yani ben çocuklarımı adayacağım kendimi diyor. Oyun yani, hayatında kimse yok oyun. Benim ne olacak inşallah. Ben gönlünü alacağım inşallah Ali'mi. Ya sen kız bak, buraya gelmeden önce 42 dakika önce konuştum bak. Hala da konuşuyorum. Oğlumun ya sen ne dersen de. Oğlumun düğününü ben burada yapacağım. Merak etme, göreceksin sen. Önce ben geldiğim ay, için benimle da birlikte olacak. Ya orada oturursun ya da şurada arkada böyle ağlarsın. Hayır, benimle birlikte olacak inşallah. Senin, yani şimdi böyle asla olmaz. Bir saniye Zeynep Hanım. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Böyle konuşuyor ya. Ekran başı da yani karşılaştığım... İnsanlar, seyircilerimiz sağ olsunlar bana soruyorlar. Bildiği bir şey var da bizden mi gizliyor? Far abla. Hayır. Hayır. Size de soruyorlardı. Ben ama Ayşe ile ilgili cevap vermekten bıktım ya. Bize de yolda ne diyorlar? Çeviriyorlar. Ne diyorlar? Soruyorlar, izliyorlarmış. Merak ediyorlar. Gerçekten de oturuyor. Hani neden oturuyor adam diye. Adam göbeği çatladı, biz adamı anlatamıyor. Seda Hanım gönderiyor ama gitmiyor Ayşe yani. Evet. Bu bir gerçek. Gerçekten yani. Oturuyor, gitmiyor. Gitmeyeceğim. Halim'le birlikte gideceğim inşallah. Vallahi Seda Hanım, benim karşılaştıklarımda diyor eğer elimize geçse saç başı olacağız o Ayşe. Yeter uzandık. Bıktım. Sıkıyorsa gelsin. Seda Hanım'a. Şey yapsınlar. Seda Hanım'a diye onu atsın buradan. Yeter gari diyorlar. Ya bıktım. Abla Halim'e bir şey sorabilir miyim? Tek öyle soru, tek cevap.
İzin verirsen sor. Abla. Aşkım sana bir şey sorabilir miyim? Sor Ayşe, sor. Ayşe sorsana. Ya hani çocuklarımızı ikimizle mi büyütmek daha iyi olur yoksa araya üçüncü niye olsun kadınlar? Ne biçim konuşuyorsun ya? Kötü niye olsun ya? Seninle yok diyorum. Yok, yok, yok. Hayır olacak inşallah. Gelin, bak bak gelini buraya getireceğim. İkimiz karşılıklı oynayacağız. Sıkıyorsa şu kapıdan gelin. Girebilir. Ya. Babayın evi değil burası. Babayın giremez, evi değil. Giremez. Girer miyim, giremez miyim? Göreceksin. Giremez, sen. Giremez. Hani, doğuracak gibi gire, kapıya gidebilir miyim? Giremez. Seda abla diyordun ya yine dirsin. Ha, bu sefer kapıya giderim. Ali mi kolundan çeker alırım. Sıkıntı yok. O kişi benim yanımda oldu muydu? Ben ellemem. O yapar yapacağını sana. Ben ellemem. Yapamaz. Veremesi bedava istersen. Yapamaz. Gör bak. O mevzudan çık ya. Sana şunu söyleyeyim. Şimdi izliyor o. Bak o kişi benim... Malum kişi izle daha çok beklersin Sultanım Ali'ni. Sultanım beni izliyor Sultanım. Sen gör, sen söyle. Görürsün sen ne olduğunu. Malum kişi beklesen bekle daha çok beklersin. O benim bir görecek, tane gelinim görecek. Olacak başımda getireyim. İşte bile. Seni değil onu. Ben Ali'min ilk göz ağrısıyım çocuklarımızın ha, annesiyim. Sen ki malum kişi dış kapının dış mandalı. Yar saçları lüle lüle malum kişi sana güle güle. Onu sen kendine söyleyeceksin ona i̇şte değil. Bile. Kendine ben söyleyeceksin. Ben senin ilk göz ağrınım aşkım sen de benim ilk göz ağrımsın. Çok bekler sen o seni. Sen dış kapının dış mandalısın çok sen. Çok bekle. Ha, bekle. Göz ağrısı bekle. bitmiş. Sen burada benim avucumun içindesin buradasın çünkü ayağıma kadar geldin çok bekler seni. Ben ayağına kadar gelmedim çok ben velayet için geldim çok sana bekle. Velayet için. Sen dedin ya vereceğim diye. Vereceğin o velayeti. Malum kişi çok beklersin. Velayeti Malum, vereceksin kadar velayeti. Geldi, avcumun içine alacağım bana inşallah. Bakar mısın? Velayeti vereceksin, işi bitireceksin. Hayır. Bak dün de söylüyorum, bak son kez bir daha söyleyeceğim, bir daha söylemeyeceğim. Düzgünlükle velayeti ver, gününde istediğin zaman görebilirsin. Bak görebilirsin. Ama eğer vermezsen... Asla göremeyeceksin. Bitti. Benim de şartlarım var, söyleyebilir miyim? Neymiş şartların? Velayet vermek için. Neymiş? Önce dışarıda konuşacağım, yok. Kağıt ayarlayacağım, ya imza atacağım hani velayeti vereceğime dair. Sonra hani sen imzalayacaksın velayeti aldığına dair. Önce güzellikle konuşacağım ondan sonra şartlarımı kabul ederse. Ne konuşacaksın? Hani şu saatte, bir dakika şu ne gün, konuşacaksın? Tamam burada yani... bak stüdyoda kimse yok. Ha, evet. Tamam mı? Kimse yok. Ha. Evet dinliyorum hadi. Dost hayatım bir hayır yaşam. Ama kağıt... Söyle. Hayır kağıt yazacağım, velayet kararı olacak elimde. Ya hayır, tamam ben de ne diyorum tamam kimse yok stüdyoda kimse yok. Yok biz olmaz. İkimiz varız evet dinliyorum seni. Olmaz burada olmaz çünkü o kağıt ayarlayacağım. Olmaz. Baş başa kalmak istiyorsan. Aynen kağıt ayarlayacağım abla. Şey hani hem ben imza önce ben imzamı atacağım sonra Ali mi atacak? Ya hani çocuklarımızı şu saatte şu gün hani yani hangi günlerde biz onu görmek istediğimi. Canım, bizim aynen abla ama dışarıda olacak burada olmaz. Yok. Nasıl burada her şey buraya dökülüyorsa burada olacak. Olursa olur. Burada olmaz. Burada olmaz. Olmaz. Şartlarımı kabul edersen aşkım. Ayşe dost. Aşk bitti artık. Gerçekten. Yok yok. Aşk bitti hayır. Artık. Ha. Bitti. Şartlarımı kabul edersen seni zora sokmam. Velayeti çabucak veririm. Ben şartlarını birisini kabul ediyorum öbürünü kabul etmiyorum. Hangisini? Seninle karşıda konuşmayı kabul etmiyorum. İmza açı onu tamam. Da kabul edeceksin. Getir şey kağıdı. İstediğin yere imza atarım. Gözü hayır. Kapalı. Hem, barnak bastı barnakla basarım. Hiç sıkıntı yok. Hem seni zora sokmam işte velayeti çabucak veririm. Ben seninle konuşacak mıcım? Konuşacaksan abla, burada... Abla benim şartlarımı kabul konuşacaksan, edeceğim bak dinle. Konuşacaksan burada konuş. Konuşmazsan ben seninle karşı karşıya gelmem. Gelmem. Bak yine söylüyorum üstüne basa basa Ayşe'cim, gelmem. Ayşe'cim bu ne demek biliyor musun? Ha. Bizim seninle konuşacak hiçbir mevzumuz yok. Sen benim gözümden düştün. Ben seninle aynı ortamda olmak bile istemiyorum. Burada olma nedenim sadece çocuklarım velayet. Hayır abla benimle konuşmasını istiyorum. İstemiyor ama bunu bana da söyledi. Abla seni dinleyecektir. Ben istemiyorum diyorum ya. İyi isteyeyim, ben iyi yorum. Ben onunla aynı ortamda olmam abla dedi bana. Ben onunla bırak aynı masayı aynı ortamda durmam dedi. Buraya zor oturttum velayet için.
kıskançlıktan eşim elimden aldı abla. Çatlak, patlak, kaynak. İşte bak aynısını. Oğlum benim. Sana asla gelin olarak kabul etmeyeceğini söyledi. Bu çocuklar ailelerini çiğnemek istemediği için onay bekliyor. Ben oğlum alıp gideceğim. Hepimiz istemiyoruz seni. Sen bir kenara çekil. Gelecek, temizleme yapacak. Ya gördüm. Ali'yi buraya getirtecek. O çocukların aileleriyle aralarını bulmak için buradayız biz. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Çıkın çıkın gelin anacığım. Telefon numaramız 0212 702 30 30. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 10 10. Bizi arayın, bize mesaj atın. Değerli izleyicilerimiz, herkes burada. Nurgül'ün annesi, Yurda Nur Hanım burada. Nasılsın hayatım? Teşekkür ederim. İyiyim Seda Hanım. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Allah iyilik versin inşallah. Amin hepimiz. Yusuf'un annesi Meryem Hanımcığım burada. Nasılsın Meryem Teşekkür Hanım? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. İyi Allah yayınlar. Allah razı olsun. Sağ ol canım benim. Siz Allah razı olun. Olsun. Sağ ol. Bu arada yarın kınamız var. Kınamız için Karadeniz müziğinin veda iftarı Sinan Yılmaz Almanya'dan geliyor. Nurgül'ün kına hazırlıkları başladı. Ve Emre biraz önce bana dedi ki abla biliyor musun? Benim ilk kınam dedi. Nurgül dedi ki benim de ilk kınam. Daha önce kına yapılmamış. İşte kısmet. Yarın ikisinin de ilk kınası olacak. Kına organizasyonu için Yalova'dan organizasyona, kıyafetler için Büşra Kurt, Güner İstanbul ve Ayşegül Öztürk'e, mobilya için bizim canımız, ciğerimiz, her şeyi iyilik için yapan bir adam o. Erdal Ayaydın'a teşekkürler ediyoruz. Yarın kınamıza çıkın, çıkın, gelin alacağım. Tuğba ve Yusuf yine el eleler. Meryem Hanım dedi ki en son, yakamdan düşün, ne haliniz varsa görün. Doğru aynı, mudur? Aynen. Bıraksın benim torunumu. Heh. Eğer anne yüreği olsa onda benim torunum uğraşmaz. Ben mesajını verdim yaptıklarını. Yazıklar olsun onun anneliğini. O anne değil. Eğer anne olacak olsaydı benim torunumu onu göndermezdi. Ben mesaj verdim içeriye. Yazıklar olsun onun anneliğine, yazıklar olsun. O anne olamaz. Anne olsa bunu yapamaz. Benim karşıma çıksın, yapacağını benim torunumla uğraşmasın. Uğraşmasın, uğraşma. Yusuf bana ne yaptığı var sana? Sen evleneceğse bak karşında, yanında, el ele tutuşuyorsun ya. Benim torunumla ne işin var senin? Ne alıp veremediğin var Yusuf bana? Benim değil, oğlunun var. Konuşma! Sen yaptırıyorsun, sen kullanıyorsun onu sen. Yok. Sen yapıyorsun. Koskoca adamı ben kullanamam ki. Öyle bir kullansın ki. Öyle bir silkisin ki sen. Sen onun numarası yine sen yapıyorsun, ortalığı sen karıştırıyorsun. Yok. Sen yapıyorsun sen. Valla oğlun çıktı sensin, karşıma. Sen. Sen onu o duruma getiren sensin. Konuşturamıyorsun, konuşamıyor. Konuşamıyor mu? Senin etkisi altında. Beni dinler misin? Sen benim etkimi altında sana sanki. Beni dinler misin? Bir şey söyleyeceğim. Seni öyle tanışalım. Bir saniye. Seni öyle tanışalım beni o hale girdi. Konuşturmuyorsun, fırsat vermiyorsun. Tamam beni bir dinle. İlk karşıma çıkan oğlun, evlenmek isteyen oğlun, her şey yapan oğlun. Ben tamam, geldi benimle evlenmedi ki. Sen benim torununa ne işin var o zaman? Gırtlağına çökmedim ki. Ne işin var benim çok torununa? Çok da meraklıysan. Niye? Alırsın oğlunu gel. Konuşma. Kalk bir dakika. Konuşma. Alırsın. Konuşma gelme. Gel. Gelme. Bak şey gelmek bile istemiyor. Gelmek bile istemiyor. Gelme. Çünkü. Gelme. Ne kadar? Bir şey söyleyeceğim bak ben seni dinledim. Ben seni dinledim. Şimdi sen benimle. Bir şey söyleyeceğim. Konuşma, senin sakladığın bir şey var. Bak sen boş boşuna sinirlenmiyorsun. Konuşma sen benim torunumla uğraşıyorsun. Beni bir dinle ya. Konuşma. Ya beni onun dinler misin? Onun dilini verdik. Onun ağzına verdik benim torunumu. Konuşma sen baba değilsin. Kadın. Sen baba değilsin konuşma. Otur yerine. Meryem Hanım'ın bam teline bastığınız için şu an çıldırdı. Yıkıl karşımda sen baba değilsin. Onun eline verdik. Hubar'ın eline verdik benim torunumu. Sen baba olsaydın onun eline vermezdin. O çocukların sana konuşturuyor mu? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Konuşturuyor mu o sana? Çocuklarını ya zaten bak. Çok güzel konuşuyor. Bak, ben zaten görüşüyorum. Baba olsan, beni seviyorlar. Sen benim çocuğum olsaydın o çocuğu bu duruma atamaz. Mesajları gör, duy. Onu yazamaz, onu gönderemez ben koruma. Oğlun da vardı yanına. Oğlun dedi. Onu yapamazsın. Oğlun yaptı. Yapamazsın onu, yapamazsın.
Ben bir yapamazsın, şey yapmadım ki. Hakkım yok. Sen istediğin hakkım kadar dile. O test yapılacak. Yapamazsın. O test konuşma. Yapılacak. Konuşma sen anne değilsin. Yapılacak. Sen anne değilsin konuşma. Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın. Benim torunum onları yapamaz. Ben o kadar güzel anneyim onları ki evlatlarıma. Benim torunuma. Evlatlarım konuşma. Her zaman arkasında. Sen anne değilsin. O zaman. Yıkıl başımdan. Tamam. Yıkıl. Bir dakika beni bir dinle. Al beni bir dinler misin? İstemiyorum ikinci. Saygımı bozmuyorum. Git. Benim torunumla uğraşamazsın. Tamam uğraşmayacağım. Uğraşamazsın. Bak. Sen beni değil. Konuşturmuyorsun konuşma. Ki. Konuşma. Beni konuşturmuyorsun konuşma. Ki. Beni bak. Taşırdın. Bir dakika. Beni taşırdın. Tamam beni bir dinle. Yanımda. Meryem Hanım. Beni bir dinle. Meryem Hanım. Meryem Hanım oğluna sen adam değilsin. Tuğba'ya da sen de insan değilsin dedi. Siz dedi doğru olsanız 9 yaşındaki çocukla uğraşmazsınız. Ne istiyorsunuz dedi. Ben 9 yaşındaki çocukla uğraşmak istemiyorum. Ben şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki Tuğba'nın etkisi altındasın. Ben evet. Kesinlikle Tuğba'nın etkisi evet. Altında değilim. Ben onu tanımaz mıyım? Bak bir sakladığı bir şeyler var. Test olayı geçtiği zaman çıldırıyor. Ben açığım. Ya ben benim açığım, şöyle ben bir şey var. Benim Selam içinden... ben açığım. Gelin dedim yaptıralım dedim. Yapalım. Hayır yapılsın. Diyor Okan'a biz yaptıracağız. Ben size inanmıyorum. Biz. Ya tamam. Açığımız ikinci. Burada yapılsın. Gelin beni yaptıracakmış. Onun için geldi. Burada onun için geldi. Zaten. Onun için geldi. Benim annelimi sorguluyorsun ya. Ben o testi senin yaptıracağım. Ben o testi yaptıracağım. Beni dinle. Noktayı koy. Ben o testi yaptıracağım. Benim torunum o mesajı. Ya bir dinle bir dinle. Ben içeri koy. Bir dinle. Yıkıl. Bir dinle beni. Yıkıl. Ben o testi yaptıracağım. Yıkıl. Sonucu ne olursa olsun annesine vereceğim. Bana bağıramazsın. Sen buna mani olamazsın. Bu kadar bana bağıramazsın. O zaman sen beni dinlemiyorsun. Çıldırtıyorsun beni. Uçver. Yıkıl kaşına. Bir dakika Yusuf. Vallahi. Diyor ki annem de diyor. Sen kimi nasıl bağırıyorsun? Meryem Hanım. Seni. Meryem Hanım sakin ol hayatım. Bağıramazsın bana. O zaman anneyi de niye işte 3 yaşında çocuğunu bıraktı gitti? Konuşma. Niye? 6 senedir sen bakmıyor musun? Bakacağım. Anneydi hani kötüydü? Konuşma. Hani ondan evlat olmazdı? Konuşma, ne oldu? Konuşma konuşma. Ne oldu? Ağzını alma. Doğruları söyleyince mi kötü onun oldu? Onun bir yuvası var konuşma. Ya bırak Allah aşkına ya. Hani o kötüydü? Konuşma. Yıkıl karşına. Çok tatlı. Bir şey söyleyeceğim. İşte kötüydü. Yusuf. Bu testi yaptırsanız da çocuk bende vermem ben diyor. Ben vereceğim babası olarak benim velayet bende değil mi? Sen baba değilsin. Ben vereceğim. Sen baba olsaydın bu çocuğu ben vereceğim. Ben daha başlayacağım vereceğim ya. Öyle değil bu mi? Kadar basit. Peki. Bu çocuk kendin olsaydı ben şüpheliyim demezdi burada. O çocuk onun değil. Peki. O çocuk benim. Benim anneliğimi sorguluyorsun ya bak beni bir dinle bir şey diyeceğim. Seni anlayana diyeceğim. Ben anne değilim ya. Senin eski gelin anneydi madem. 3 yaşında bırakıp gitmiş. Karışma, ama ben karışma. Çocuklarımı sana burada ne? Sanlar burada ya, sana ne ya? Ben sana çocuklarımın her zaman arkasındayım. Her zaman söylüyorum. Eski gelini çıksın o zaman. Bağlansın. Senin seviyene düşmez bağlansın. O. Kadın gibi kusura kadın. Kusura bakma kadın ben onun seviyesine düşmem. Senin seviyene düşmez. Seda Hanım ben size bir şey istiyorum. Bizim içimizde ortalama bir şey var. Biz kına yaptırmak istiyoruz düşmanlara karşı. Burada anlaşanlı bir kına yapmak düşmanınız istiyoruz. Düşmanınız kim sizin ya? Bizim düşmanlarımız düşmanınız var. Düşmanınız çok Seda Hanım. Yani bizim ayrılmamızı isteyen özellikle annesi babası. Ondan sonra arkadaşlar burada herkes diyor ki ailesi Yusuf'tan adam olmaz. Ya saygısızlığından. Bir şey söyleyeceğim bir dinler misin? Yusuf'tan benim adam olmaz. Arkamda. Yusuf'tan adam olmaz. Yusuf kadına bakmaz. İşte Emek Yusuf nerede akşam orada sabah eder. Şey ben onlara inan. Hakkını... Ben bu eli tuttum. Ben bu kadını seviyorum. Sizden bir anlaşanlı bir kına istiyorum. Tamam ama Meryem Hanım'la önce bir konuşun. Çünkü neden? Bu kadını böyle üzmeye hakkınız ben yok. Ben ne dedim Seda Hanım ben geldiğimde? Ben kimseyi üzmüyorum Seda Hanım. Arkamızdayım geleceğin dediğimde kına için geldiriyor ama bak ne yapıyorlar. Evet. Ama bak sen... gelme Seda Hanım yapma. Haklısın. Ama yapma sen, Seda Hanım. Sen haklısın. Diyor ki bir dakika şartı var. Meryem Hanım'ın şartı var. Diyor ki ben bunların kınasına da gelirdim. Düğünlerine de davet ettiler. Geleceğim dedim zaten diyor. Evet. Ama diyor benim torunumla uğraşırlarsa yapma diyor bana. Yapma Seda Hanım. Hak etmiyorlar yapma. O zaman sen yap. Ben ne yapacağım? Sen bana ne yapacaksın? Sen yap. Ben sana benim bir gelin Antalya'da ya. Söyledim. Antalya'da söyledim. Bir adım at dedim. Ben sana 10 adım atacağım dedim. Ben sana 10 adım sana attım. Sen bir adım dedim. Geri gittin. Kuzum dedim. Sen bana ondan sonra Mersin'e gittin. Kadın. Mersin'dekiler bana ne dedi? Bir anneye kadın eski denmez. Eski yuvasında daha mutluydu bir anneye, dedi. Ya ben kadın bana bir denmez. Bana eskiyle bahsediyorlar. Saygısızsın. Saygısız olmazsan kadın denmez bir böyle. Ben saygısızım sen ya. Sen bana önce bak, anne dedin. Ben saygısızım anne ya. Anne dedim dinle beni. Dinle. Beni dinle. Senin kızın bana çok mu saygılı davrandı? Sen beni yapıyorsun benim halde. Kızım. Bana kimse. Olmadı kakartları yaptı sen ya. Yapıyorsun kim ya? Sen. Olsun, olsun. Sen yapıyorsun. Bir de Seda Hanım ne biliyor musunuz? Hakaretleri kendisi yaptı. Hayır. Tuğba yapmış gibi lanse etti. Küfürleri, hakaretleri. Kim? Ablası. Ablam. Hayır. Ablam bu VTR'e çektik Antalya'ya ya, gittik. O ablanla Tuğba arasında. Yok yok kapısına gittik. Tuğba'cığım ne olursa olsun. Meryem Hanım'la bu tarz konuşmamalısın. Seda Hanım, o ne kadar ne olursa sevdiğin olsun, adamın annesi. Ne kadar diretirse diretsin ben
sevdiğim insanın arkasındayım. O bak, test yapılacak. Yani ben sevdiğin elinden almadım. Ben sevdiğin elinden. Ama bu yaptığın senin ayıp. Tamam, bu testi yaptıralım. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Saygısızlık bu senin yaptığın. Tamam. Ben sana bu ortama gelmedim. Ondan sonra ben sana Antalya'da konuştum. Hı. Bir adım atarsan dedim. Sen hep bana onu dedin. Onu dedin. Yaptırma dedin. O testi hayır, yaptırtma dedin. Hayır, hayır. Bir şeye gideceğiz dedim, buraya geleceğiz dediniz. Tamam. Gelir misin? Başım üstüne dedin. Haber verin dedim. Seve seve geleceğim. Tamam. Ama ne yaptınız stüdyoyu siz? Tamam. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Ne ama dedin. Dinle, o testi yaptırtmayacaksın dedin. Bir saniye dedin. Söyleyin. Vallahi herkes istediği kişiyi haklı bulabilir ama ben evet. O testi yaptıracağım. Evet. İster onayla ister onaylama. Babası istiyor çünkü. Tuğba sen niye yaptırıyorsun? Sen niye Tuğba? Sen niye karışıyorsun ya? O ben test... bunu çocuklarından istiyorum o zaman. Tuğbacığım bunu ya. Bunu çocuklarından istiyorum yaptırabilirim o zaman. Yaptırabilirim, sıkıntı yok. Tamam. Anası belli, babası belli. Ben ikinde de sıkıntı yok. Benim alnım açık. Ben ikinde de sıkıntı yok. Anası belli, babası belli. Yaptırabilirsin. Madem şey ettim benim çocuğumun torunumu çocuklar da yapacak. Sıkıntı yok. Tamam. Ben kaçmıyorum. İki çocuğumdan da yaptırabilirim burada. Benim de alnım açık. Benim de torunum anası babası belli. Sen karışamazsın, karıştıramazsın. Bak ben nasıl yaptıralım diyorum. Sen de gel yaptır o zaman. Ben sana Antalya'da söyledim. Hayır. Ben Yusuf'la gideceğim. Beni niye götürmüyor? Sen gelmiyorsun ki. Konuşma yalan söyle. Ben senin yerinde olsam var ya yaptırtmam. Yaptırtma. Bırak. Bence de. Yaptırtma. O yaptırmasın. Zaten o saklı ki. Yalancı işte Seda Hanım, yalancı. 9 senedir benim oğlum. Dün mü de belki sür müydü? Oğlum dedi, hemen oradan kalktı böyle. Neye kalkıyorsun oğlum diyor. İşte senin şeyin senin altında. Senin yanında diyor. Senin ettiğin altında. Oğlum zaten gidiyor bak. Ben o lafı geri şöyle söyledim. Şimdi senden şöyle bir şey korktu. Var. Benim içimde bir şüphe var. Ben ama dedim ki sadece ablama. Al oğlunu ayağı o zaman. Al oğlunu başına çık. Ya beni dinle. Oğlum dedi o. Ona hemen nasıl tepki gösterdin? Niye gösteriyor? Bana benim yanımda öyle demiyor ne? Ama. Aha şahit. Aha şahit. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Sen niye bu kadar celalleniyorsun? Konuşma. Sen niye bu kadar celalleniyorsun? Evlilik yapacaksan madem... torunumu karıştırma. Torunumu karıştırma. Ya benim dinlesene. Niye? Bana bu saadeye verseler seni vallahi tamam al oğlunu. Diyor ki bir anne olarak. Edeceğim. Diyor ki bir saniye Meryem Hanımcığım sakin ol. Konuşma. Olun. Sakin ol. Çok sinirli. Su verin hatta Meryem Hanım'a. Diyor ki müsaade etseler oğlum olarak seni tokatlarım diyor. Benim torunumdan ne istiyorsunuz diyor. Tuğbacığım. Ben sana karı olsun dedim. Karı olsun özledim. Saçımı açayım. Telefonen geldiniz ya. Yapın. Niye o zaman eskilerden bahsediyorsun? Konuşma. Yok şöyle konuşma. Mutluydu. Yok böyle mutluydu. Konuşma. Yok seni ayırırım onu alırım. Konuşma. Ne demek bunlar? Konuşma. Bak ikili oynuyorsunuz ikinizin altında. Ya ben sen ikili oynuyorsun. Sen çok güzel oynuyorsun ki buradaki sakin. İnsanları kendine bak, döndürüyorsun. Beni herkes tanıyor. Beni herkes tanıyor. Ya bak annemsin. Yalancı. Saygım sonsuz ama hayır, yaptıklarına hayır, karşıyım hayır. Kusura bakma. Kadın bu kadını karşı. Ezemezsin. Niye? Seda Hanım o kadını tek tek ne olur. Tek sen bu kadını ezemezsin kusura bakma. Bir saniye. O kadını karıştırmayın. O kadın beni hiçbir zaman 7 sene evlilik yaptılar. Beni hiç incitmedi. Ben de onu incitmedim. Daha bana anne diyor. Ondan sonra geliyor çocuğunu görüyor. Bana gidiyor. Ayrılır kanadı ne yaptılar biliyor musun Seda Hanım? Aha. İki sefer gittiler ayrıldılar. Üçüncü de çocuğun velayetini verdi. Evlenince de beraber çocuktan dolayı konuştular. Evlendikten sonra tabii ki bağlantısı çocuğun kopacak. Çocuğun velayeti kimde? Velayeti bende. Böyle ayrıldılar Seda Hanım kavga etmedi. Ama olmamış. 7 sene bunların tabii kısmetinde o kadar varmış. Olabilir. Seve seve doğru, de ayrıldılar. 5 denesinde olabilir, 6 denesinde olabilir. Ben onu Allah. Hoş karşıladım. Evet. Ama bunlar seve seve evlendi, seve seve ayrıldı. Tuğba bir şey neye karıştırıyor sana. Bunu? Bir şey söyleyeceğim sana. Sen demedin mi gider miydi? Kader başka kısmet. Bir adama gider miydi? Kader sen bana bunun kısmet cevabını ver. Gidebilir. Ya bırak Allah aşkına ya. Daha geçen diyordun. Konuşma. Geçen Tuğba konuşma. Yokken karşında. Konuşma. İllallah ettim diyordun ya. Yalan, i̇kili yalan, oynama yalan, bak bana. Makinesin, bana ikili yalan, oynama. Yalan, ben ikili sen benim annemsin, ben saygım sonsuz. Ben buradayım, ben ama böyle yapma bana. Peşindeyim. Ben gerçekleri beş ya bırak Allah aşkına ya. Konuşma. İkili oynama konuşma, bana. Bana bağıramazsın. İkili oynuyorsun bana şu anda. Bağıramazsın. Bu kadını ben kimseye ezdirtmiyorum. Bana bağıramazsın. Kusura bakma, ben bu kadını seviyorum. Bu kadınla eğleneceğim. Ezmiyorum. Kusura bakma. Yapamadıklarım için ben buradayım. Ezmiyorum, mutluluklar dilerim ama
Benim torunum. O zaman niye celalleniyorsun? Test duyunca niye celalleniyorsun? Konuşma. Madem ki istemiyor, böyle bir şey. Yusuf, bunun yapılmasını istemiyor Yusuf. Ben istiyorum. Babası olarak ben istiyorum. Kimse buna mani olamaz. Ama sen de bunca sene... Ben kimsenin baskısı altında değilim. Senin oğlun değil ki. Benim oğlum da öldüysün. Senin oğlun ne karışıyor? Ben yaptıracağım bunu. Sen neye karışıyorsun? Bak ben gerçekleri... ben gerçekleri ortaya çıkaracağım. Ortaya çıktığı zaman neler olacak bak göreceksin. Hiç de bir şey olmayacak. Bak görürsün. Olmayacak. Yaptırmazsam bunun adam değilim. Bunun korkusunda yaşıyorsun zaten. Yaptırmazsam adam değilim bak görürsün. Bunun korkusunda yaşıyorsun. Eninde sonunda ben o Antalya'ya gideceğim. O ben de yaptırırım. Bak ben kaçmıyorum. İki çocuğumu da yaptırırım. O test için gerekli şeyleri alacağım ve yaptıracağım. Ne kadar parası da cebimden vereceğim. Hayır. Kusura bakma. Buna kimse mani olamaz. Hayır yapılınca ne olacak yani? Yapılınca benim içimdeki şüphe ortaya kalkacak. Hayır. Ve ortadan kalkacak. Ama vermem ben torunumu diyor. Ya torunu olabilir, torunu olabilir. Benim içimde bir şüphe var. Vermem diyor. Sen ya vermesin. Annesine gidecek. Ben velayetini davasını açtım mı annesine cep gitti mi mecburen kabul edecek. Benim şu anda bakacak yerim yok, evim yok, barkım yok. Ay sen evleniyorsun ya. Sen evleniyorsun ya. İki dene geç böyle zımbır zımbır çalışıp kazanın. Çalışıp kazanacağım ben bundan sonra. Abim ne diyor? Annemden 200 bin lira çaldı. Konuşma. Ondan sonra ne diyor? Ablam ne diyor? Arabamı parçaladı gitti. Konuşma. Ondan sonra ne diyor? Benden para çaldı gitti. Seda bak ne diyor biliyor musun? Bağlansın. Oraya kadar. Ya bağlansın. Bir dakika. Beni rezil edeyim. Bağlansın. Yusuf bir dakika. Bak onun oraya kadar ulaşıyorlar. Allah diyor seni diyor araba. Diye ona ulaşıp beddua ediyorlar. Beddua Rabbim kime? Işte kime ulaşacağını biliyor. Bir dakika dur. Konuşma. Kime? Kime ediyorlar? Benim büyük oğlana. Aa. 500. Sen euro yardım ediyor. Bak bu bedduvesi. Ama Rabbim yukarıda kimi görüyor kimse? Kimi kime ediyor? Tövbe. Tövbe değil ya. Bunlar öyle saygısız bunlar. Seda Hanım. Bunlar öyle saygısız. Biz sevmemiz. Orada yalan. Beddua olayı. Orada yalan. Hayır. Yusuf da yanında. Yukarıda Allah var. Hayır. Hepsi duruyor. WhatsApp mesajlarını Aydoğan sana atacağım hepsini. Okuyun. Çok sen. Güzel yalan oynuyor. Sen bedduayı ben değil, onun oğlu yapıyor bana. Hayır. Sen o yayında istediklerini söylersen... Sen bizim ailemize girdin, aramızı bozdun. Bir de tek tek. Her türlü, siz anladınız işte ben ne demek istedim burada söyleyemiyorum. Hı. O bedduaları bana yapıyor. Evet. Yani ben bütün mesajları Aydoğan abiye atacağım. Hepsi duruyor bende. Sen gene buydur buydur buraya korsan bir şey diye mi? Sen yalan makinesin. Ben, sen yapıyorsun. Sen benim gibi gelin bulmuşsun da. Hadi hadi. Peki bakalım az sonra ne var? Gel hayatım. Kayınvalidem kıskançlıktan eşim elimden aldı abla. Çatla patla kaynana. İşte bak aynısını. Oğlum beni sev. Sana asla gelin olarak kabul etmeyeceğini söyledi. Bu çocuklar ailelerini çiğnemek istemediği için onay bekliyor. Ben oğlum alıp gideceğim. Hepimiz istemiyoruz seni. Sen mi kenara çekin? Gelecek temizleme yapacak. Ya gördün. Ali'yi buraya getirtince. O çocukların aileleriyle aralarını bulmak için buradayız biz. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Çıkın çıkın gelin anacığım. Telefon numaramız 0212 702 30 30. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 10 10. Bizi arayın, bize mesaj atın. Ömür boyu senden hatıra, kalbime bu şaibe. Kapatmaya çalışıyorum bu izi ama ne yapsam nafile. Hep varlığını hissettiriyor, sokuyor yokluğunu kalbime. İçimde o an dönüşüyor zaafım sana nazaran bir katile. Of. Taşıyamaz sandım kalp yükünü ama çok hafife aldın sen gücünü. İçimde aşk farklı bir sıfata bürünür şey.